Herkese merhabalar. Ben fizyoterapist Macide. Bugünkü videomuzun konusu: doğum sürecinden sonra gitmeyen bir karnınız varsa, vücudunuz oranla özellikle karın bölgeniz daha hacimli ve daha büyükse, size öyle güzel egzersizler göstereceğim ki karın bölgemizi çok daha hızlı bir şekilde toparlayabilir ve daha fit bir hale görünebilir olacağız. Çevremdeki birçok kişi, birçok hasta, hocam bu karın, bu göbek nasıl gidecek? Siz de doğum yaptınız, sizinki neden bu kadar küçük ve fitsiniz, biz neden böyle değiliz diye soruyorlar. Şimdi doğum sürecinden sonra benim de uyguladığım egzersizleri size de gösterme zamanı geldi. Bu egzersizleri düzenli bir şekilde uygulayarak, ki oldukça basit egzersizler göstermeye çalışacağım, basitten zora doğru ilerleyeceğiz ve o zora gelme kademesine geldikçe daha kolay bir şekilde yaparak zor egzersizlerle daha da hızlı bir şekilde toparlanabilir olacağız. Varsanız buyurun, videomu bekliyorum. Egzersizlerimize geçmeden önce size önemli bir konu hakkında uyarıda bulunmak istiyorum. Hamilelik süreciyle beraber karnımız gittikçe büyüyor. Bu 7, 8, 9 aylık bir süreçte karın kasımız normal şu şekilde dururken gittikçe büyümesi sebebiyle ayrılmaya, ortasında bir bağ var iki kasın arasında, ayrılmaya, kopmaya, zayıflamaya başlıyor. Eğer diastasis recti dediğimiz karın kasının arasındaki o zarda, boşlukta eğer bir yıpranma, yırtılma mevcutsa, maalesef ki zorlayıcı karın kası egzersizlerimizle beraber bu yırtığı artırabiliyoruz. Karın fıtığı dediğimiz görüntüler de ortaya çıkabiliyor. İşte öncelikle sizde böyle bir durum var mı, bunu test etmekle başlayacağız. Hemen testini kısaca görelim. Diastasis rekt testini herkes çok kolaylıkla, çok hızlı bir şekilde yapabilir. Yapacağımız şey basitçe karın kasımızı çalıştırmak olacak. Hemen görelim nasıl yapacağız. Öncelikle diz üstü, dizlerimiz bükülü, sırt üstü bir şekilde uzanıyoruz. Sonra iki parmağımızı göbek deliğimizin hemen iki parmak üzerinden elimi yerleştiriyorum. Tam orta hatta koydum. Sonrasında başımı hafifçe yukarı doğru kaldırdım. Yukarı doğru kaldırdığımda karın kaslarım çalışıyor. Parmağımızı orta hatta şu şekilde yokluyoruz. Bu bölgede bir boşluk var mı? Ortada parmağımız içeri doğru gidiyor mu? Buna bakıyoruz. Eğer parmaklarınız içeri doğru gidiyorsa karın kasınızda bir ayrışma meydana gelmiştir anlamına geliyor ve lütfen hemen muayene olmanızı istiyorum. Buradaki sorun, eğer karın kaslarınızda ayrışma varsa gittikçe büyüyebilir ve size başka sorunlarla ortaya çıkabilir. Bu idrar kaçırmaya kadar varabilen bir sorundur. Öncelikle bunu muayene ediyoruz. Bakıyoruz kendimize, böyle bir sorunumuz var mı? Karın kasımızda ayrışma var mı? Yok mu? Eğer karın kasınızda ayrışma varsa birazdan göstereceğim egzersizler size uygun değildir. Lütfen bunları yapmayın ve hemen muayene olun. Eğer karın kasınızda bir ayrışma yoksa da hadi hızlıca fitleşelim. Diastasis recti için uygulayacağımız testi çıplak ten üzerine uygulayalım ve lütfen bu videoyu izliyorsanız eğer doğum yapmış, hamilelik süreci geçirmiş herkese yollayalım ki bu konuda bilinçlenelim. İlk egzersizimize başlayalım. Öncelikle alt karın kaslarımıza odaklanacağız. Basitten zora doğru gideceğiz demiştik. İlk egzersizimizde sırt üstü uzanıyoruz ve sonrasında yapacağımız şey o kadar basit ki bir bacağımı yukarı doğru kaldırıp yukarıda 2-3 saniye tuttum ve bıraktım. Yukarı doğru kaldırdım, 2-3 saniye tuttum ve bıraktım. Gördüğünüz gibi çok çok basit bir egzersiz. 10 tekrarla başlamanızı istiyorum. Önce bir bacağımızı uygulayacağız. Yukarı kalktım, 2-3 saniye tuttum ve bıraktım. Lütfen nefesinizi tutmayın. Nefes alıp vermeye özen gösteriyoruz ve bıraktım. 10 tekrar yaptıktan sonra hemen diğer bacağımı uygulayacağım. Ve ilk egzersizimizi bu şekilde bitirmiş oluyoruz. Bunu eğer bir kademe zorlaştırmak istiyorsanız yapacağım şey, yukarı doğru kaldırdım, 2-3 saniye tuttum. Aşağı tamamen bırakmadan, yerle temas etmeden hemen tekrar yukarı doğru kaldırıyorum. 2-3 saniye tuttum ve bıraktım. Yine aynı şekilde 10 tekrar, 10 tekrar olarak uyguluyoruz. Çok basit geldiyse ilk hali hemen ikinci versiyonuyla başlayıp diğer egzersizlere geçebilirsiniz. Şimdi ikinci egzersizimize geçelim. Bu egzersizimizde dizlerimizi hemen büküyoruz ve sonrasında yapacağım şey, ellerim şu şekilde yerde temasta da olabilir, gövdemin üzerinde de durabilir. İki bacağımı aynı anda dizlerim bükülüyken kendime doğru çektim ve bıraktım. Kendime doğru çektim
ve bıraktım. Yine burada aferin kaslarımıza odaklanıyoruz. Aferin kaslarımız çalışıyor. Kendime çektim. Burada yine 2-3 saniye bekleyip bırakabilirsek çok daha etkili olur. Kendime doğru çektim. 2-3 saniye bekledim ve bıraktım. Bu egzersizimizi 20 tekrar olarak uygulayacağız. Eğer size 20 tekrarı arka arkaya yapmak çok zor geliyorsa 10 tekrar 10 tekrar olarak 2 set halinde uygulayıp arada bir 30 saniye kadar dinlenme molası verebiliriz. Geçelim 3. egzersizimize. Bu egzersizimizde yine alt karın kaslarımıza odaklanacağız ve ters bacaklarımızı çalıştıracağız ritmik bir şekilde. Hemen görelim. İsterseniz benim gibi dirseklerinizin üzerinde durabileceğiniz gibi, isterseniz tamamen sırt üstü yatarak da bu egzersizimizi uygulayabiliriz. Hemen görelim nasıl yapacağız. Bir bacağımı kaldırdım. Bunu indirirken diğer bacağımı kaldırıyorum. Bir bacağım yukarı, indirirken diğer bacağımı. Ritmik bir şekilde bunu uygulayacağız ve nefesimize lütfen dikkat edelim. Asla nefes tutmuyoruz. Yukarı doğru kaldırdım. 10 tekrar yapıp hemen bir dinlenme molası vereceğim. Çok etkili bir şekilde karın kaslarımızı çalıştırmaya geçtik. Orta seviyedeki zorluktaki bir egzersizimizi yaptık. Bir dinlenme molası veriyoruz 30 saniye kadar ve hemen ikinci setimizi 10 tekrar olarak uygulayacağız. Yukarı kaldırdım. Şimdi diğer bacağımı bu şekilde 10 tekrar yine uyguluyorum. Ve hemen bacağımı bırakıp 4. egzersizimize geçeceğiz. Eğer size 10 tekrar kolay geliyorsa ki düzenli olarak uyguladığınızda bir süre sonra kolay gelmeye başlayacak. 15-20 tekrara kadar çıkarabilirsiniz. Alt karın kasımızı çalışacağımız son egzersizimizi görelim. Bu egzersizimizde oldukça keyifleme yaptığınızda bir tık daha fazla zorlandığınızı hissedeceksiniz. Eğer ilk başta yapamıyorsanız lütfen endişelenmeyin. İlk 3 egzersizi düzenli olarak uyguladığınız vakit bu egzersizi de kolay bir şekilde yapabildiğinizi göreceksiniz. Hemen egzersizimizi görelim. 2 bacağımı yukarı doğru kaldırdım ve sanki yukarıda havada bir bisiklet çeviriyorsunuz gibi bacağımı ileri uzattım, dizimi düzleştirdim ve kendime çektim. Yukarıda bir daire yapıyoruz. 15 tekrarlı olarak uygulayacağız ve hemen yarım dakikalık bir dinlenme molası veriyoruz. Bir nefeslenelim, soluklanalım ve sonra tekrar ikinci seti de başlamanızı istiyorum. Tekrar yukarı doğru kaldırdım ve havada bisiklet çevirmeye başlıyorum. 15 tekrarı tekrar uyguladıktan sonra alt karın egzersizlerimizi bitirdik. Şimdi üst karın egzersizlerimize geçebiliriz. Evet, şimdi üst karın kaslarımıza odaklanacağız. Yine basitten zora doğru ilerleyeceğiz. Düzenli olarak uyguladığımızda sondaki egzersizlerimizi de rahatlıkla yapabilir olacaksınız. İlk egzersizimizi görelim. Dizlerimiz bükülü, sırt üstü bir şekilde uzanıyoruz. Hafifçe başımı kaldırdım. Yapacağım şey o kadar basit ki. Topuğuma yanda dokunmaya çalışıyorum. Başım havada. Nefesimizi tutmuyoruz. Topuğumuza yandan dokunuyoruz. Yine 10 tekrarla başlayacağız. 10 tekrar uyguladık. Hemen bir dinlenme molası veriyorum. Dinleniyoruz. Yarım dakika kadar, 30 saniye kadar ve hemen ikinci setimize tekrar başlayacağız. Başımı kaldırdım. Yandan topuklarıma doğru dokunuyorum. Oldukça basit, rahat bir egzersiz. Uyguladığınız zamanda da bu basitliği görebilir olacaksınız. Yine 10 tekrar olarak uyguluyorum ve ilk egzersizimizi bitiriyoruz üst karın kasımız için. Şimdi hemen ikinci egzersizimize geçelim. İkinci egzersizimizde bacaklarımı şu şekilde kaldırıyorum. Hem dizimiz hem kalçamız 90 derecelik açıya gelecek şekilde kaldırıyoruz. Ellerim yanda, başımı kaldırdım ve burada kollarımı bu şekilde aşağı ve yukarı doğru yönlendiriyorum. Çok güzel bir şekilde şu an karın kaslarımı hissettim. 10-15 tekrarlı olarak uyguluyoruz. Ve hemen başımı ve ayaklarımı yavaşça aşağı bıraktım. Şu an üst karın kaslarımı çok güzel bir şekilde hissettim. Şimdi hemen ikinci setimizi uygulayacağız. Yine bacaklarımı yukarı doğru kaldırdım. Başımı kaldırdım. 10-15 tekrarlı olarak yine uyguluyorum ve ikinci egzersizimizi de bitirmiş bulunuyoruz. Şimdi üçüncü
ve üst karın egzersiz olarak son egzersizimize geçebiliriz. Üçüncü egzersizimizde yine dizlerimiz bükülü, sırt üstü bir şekilde uzandık. Ellerimi boynumun arkasına yerleştirdim ve bu konumdayken nefes verirken yukarı doğru kalktım ve bıraktım. Yukarı doğru kalktım ve bıraktım. Burada dikkat etmenizi istediğim şey boynunuzu elinizle bu şekilde zorlayarak fazlaca öne doğru çekmeyin. Omurganızın izin verdiği ölçüde rahat bir konumda yukarı doğru kalkıp bıraktım. Yukarı doğru kalktım, bıraktım. 10 tekrar olarak egzersizimizi uygulayıp hemen bir dinlenme molası veriyoruz aynı şekilde. Ve hemen sonra ikinci setimize başlayacağız. Yukarı doğru kalktım, indim. Yukarı kalkarken nefes verdim, indim. Yukarı kalk, nefes ver ve bırak. Bu şekilde üst karın egzersizlerimizi bitiriyoruz ve son bir tane bonus egzersiz göstereceğim. Hem alt karın kaslarımızı hem üst karın kaslarımızı aynı anda çalıştırabileceğimiz bir egzersiz olacak. Hemen bunu da görerek egzersizlerimizi bitirelim. Evet, bütün kaslarımızı aynı anda çalıştıracağımız bonus egzersizimizi göreceğiz. Şimdi ellerimi az önceki gibi ensemde birleştiriyorum ve yapacağım şey, bacaklarımı kendime doğru çekerken gövdemi kollarımdaki aynı noktaya doğru birleştirmeye çalıştım ve yaptım. Birbirine yaklaştırdım ve bıraktım. Eğer bir kas kısalıyorsa çok güzel, çok etkili bir şekilde çalışıyordur. Gördüğünüz gibi karın kaslarımızı birbirine yaklaştırıyoruz, kısalttık, iki uçtan da kısalttık ve çok çok güzel bir şekilde çalıştırmış olduk. 10 tekrar uygulayıp dinleniyoruz. 30 saniye kadar dinlendik ve hemen ikinci setimize geçeceğiz. Tekrar başlayalım. Yaptım. Kalk. Veya yine aynı şekilde 10 tekrar olarak uyguluyoruz ve bütün egzersizlerimizi bitirmiş bulunuyoruz. Evet arkadaşlar, egzersizlerimiz bu şekildeydi. Eğer hocam benim gitmeyen göbeğim var, sezaryen göbeğim var, ne yapmalıyım diyorsanız bu egzersizler tam da size göre. Bunların yanı sıra beslenmemize de dikkat etmeliyiz ve vücudumuzun ihtiyacı kadar gerekli besinleri almalıyız. Bu konuda da diyetisyen desteği almanızı tavsiye ederim. Ve bununla beraber kardiyo egzersizi dediğimiz vücudumuzun yağ yakmasını sağlayan özellikle 30-45 dakika arasında hızlı tempolu yürüyüşler çok çok etkili olacaktır. Göbek bölgesindeki yağlarımızı daha hızlı bir şekilde eritmemize, göndermemize yardımcı olacaktır. Lütfen bu egzersizlerle beraber haftada en az 2-3 kere yürüyüş yapmayı da ihmal etmeyelim. Bu egzersizleri uygulamaya başladıktan 4-6 hafta sonrasında gözle görülür olarak değişiklikleri görebilir olacağız. Lütfen düzenli bir şekilde uygulamayı ihmal etmeyin ve sonuçlarını da yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Hazırlayacağım diğer problemlerdeki egzersiz videolarını ve çözüm önerilerini görmek isterseniz kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Aklınıza takılan herhangi bir soruyu Instagram hesabım fizyoterapist Macide'den veya bu videonun altındaki yorumlar kısmından bana ulaştırabilirsiniz. Bugünlük benden bu kadar. Sevgiyle kalın, sağlıkla kalın, hoşça kalın.